Türkiye'nin en güzel kayak merkezlerinden birisi Erciyes Kayak Merkezi'ne 10 dakika mesafede olan Kayseri'nin ilk ve tek Tayna Alsat evindeyim. Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl bakalım? Herkes nerede? Ne yapıyor? Ben Kayseri'deyim. Kayseri'ye ikinci gelişim oldu benim. Bundan yaklaşık bir 4-5 ay kadar önce bir de karavan çekimi için gelmiştim buraya. Şimdi bir de arkamda gördüğünüz bu Tiny House'ın çekimi için geldim. 2 gün kadar kalacağım ve buradan sonra Kapadokya'ya gideceğim. Kapadokya'ya da hayatımda ilk defa gitmiş olacağım. Orası için çok heyecanlıyım. Görmediğim yerleri görmek için çok heyecan duyuyorum ben açıkçası. Bundan dolayı Kapadokya beni ekstra heyecanlandırıyor. Burası soğuk. İç Anadolu zaten. Biliyorsunuzdur buranın iklimini sizde. Karasal iklim hakim burada. Gölgeler gerçekten müthiş soğuk. Ama güneş, yani şöyle iki adım atıyorum güneşe geçiyorum ya, orası sıcacık. Hırkamı çıkarayım da şöyle bir atletle durayım havası geliyor hemen bana. Ama tabii ki çıkarmıyorum, aldanmıyorum buranın iklimine. Ben İstanbul iklimine alışığım. Buraya geldiğimde hasta olurum diye korkmuyor değilim açıkçası. Şu anda çekim yaptığımdan dolayı kabanı çıkardım üstümden. Ama çekim sonrasında hemen alelacele kabanımı tekrar giyeceğim tabii ki. Gecesi daha da soğuk. Onları anlatacağım. Birazdan hatta arkamda gördüğünüz Tiny House'da ben dün gece konakladım. Evin içerisine girdiğimde soğukla nasıl mücadele ettim, nasıl bir uyku çektim, bunların hepsini size anlatacağım. Tiny House'ın bulunduğu alanda aslında iki tane Tiny House var. Diğer Tiny House iç tasarımı bundan biraz daha farklı. Aslında onun iç tasarımı benim bir tık daha hoşuma gitti. Onun videosunu da yayınlayacağım ama sanırım bu videodan sonra yayınlanacak diye tahmin ediyorum. Öncesinde bu videoyu yayınlamış olacağım. Aslında ben kısaca buranın hikayesinden de bahsetmek istiyorum size. Kayserili, yani Kayseri'nin yerlisi olan bir ailenin bağ evi burası. Kayseri'de bağ evi diye bir kültür varmış. Ben de bir önceki geldiğimde öğrenmiştim. Orada da bağ evlerinde beni konuk etmişlerdi. Buradan sevgilerimi gönderiyorum onlara, eğer izliyorlarsa videomu. Aslında bu villada hep kendileri kalıyorlarmış. Ama son zamanlarda artık burayı bir konaklama yeri, bir işletme haline getirmek istemişler. Ve o şekilde hizmet veriyor burası. Peki Özlem, biz burayı niçin tercih etmeliyiz diyorsanız işte bu yüzden. Hop, Erciyes Dağı'ndayız. Becan House'a 15 dakika mesafede burası. Gelirseniz mutlaka ki uğramanızı öneriyorum. Ülkemizin bu güzelliğini, bu Erciyes Dağı'nı mutlaka ki görmenizi tavsiye ediyorum. İç Anadolu bölgesinin en büyük dağı olma özelliğine sahip Erciyes Dağı. Bu arada Türkiye'nin en büyük kayak merkezini de Erciyes Dağı'nda bulabilirsiniz. Ya aslında saat geçti diye teleferiğe binmeyi düşünmemiştik ama son bir kararla buraya kadar geldiysek o teleferiğe mutlaka binmeliyiz dedik. Ve gördüğünüz gibi teleferikteyiz. Erciyes Dağı'nın zirvesine doğru çıkıyoruz. Çok heyecanlı için. Erciyes Dağı'nın yanı sıra Becan House'a geldiğinizde gezebileceğiniz bir yer daha var. Orası da efsane güzel. Hadi gelin hep beraber orayı da keşfedelim. 45 dakika kadar gittikten sonra da Kapadokya'ya gelebilirsiniz. Kapadokya'ya mutlaka ki gelmenizi öneriyorum. Ama şunu söyleyeyim hemen en baştan. Buraya için 3-4 gününüzü mutlaka ki ayırmanız gerekiyor. Çünkü burası çok güzel ve devasa gezilecek yerleri olan bir yer. Kapadokya'ya geldiğinizde tabii ki ATV turu yapmayı sakın ihmal etmeyin. Bir kişi fiyatı 250-300 lira civarında değişiyor. Hayatımda ilk defa Kapadokya'yı görmüş oldum. Gerçekten çok heyecan verici bir yer. Bütün bunların yanı sıra burada bir de yamaç paraşütü de yapabilirsiniz. Yaklaşık bir 3-4 kilometre kadar mesafedeymiş. Oraya gitmeyeceğim ama siz gelirseniz eğer orayı da tercih edebilirsiniz. Şimdi gelin bir de arkamda gördüğünüz benim de bir gece konaklama şansı yakaladığım bu Tiny House'ın içerisini keşfedelim. Evin içine girmeden önce şu detayı göstermek istiyorum size. Benim çok ilgimi çekti. Bir Tiny House'ta da bu detayı ilk defa gördüm. Evin giriş kapısı aslında burası değil. İki tane kapıdan geçip evin içine giriyorsunuz. Burası soğuk bir bölge olduğundan dolayı evin içine giriş yapmadan önce bu bölüme de böyle işte
soğuğun kırılması adına bir bölüm yapmışlar. Yani evden dışarı çıktığınızda direkt soğukla karşı karşıya kalmayın diye. Bu da ince düşünülmüş detaylardan bir tanesi. Buyurun gelin içerisini keşfedelim. Konaklama yerlerinde açıkçası benim aklıma ilk gelen şeylerden bir tanesi acaba orada ısınabilir miyim? Özellikle geceleri ısınabilir miyim? Uyuyabilir miyim? Oluyor. Çünkü ben bu tarz yerler çok paylaşıyorum ya, sizden de bu tarz soruları çok alıyorum. Hemen gösteriyorum, bir tiny house'da ilk defa petek ve ilk defa doğalgazlı ısınma görüyorum. Doğalgaz tesisatını çekmişler, hazır bir şekilde teslim ediyorlar müşterilerine. Ha, bu arada bunu söyledim, unutmayalım. O detaydan da bahsedeceğim birazdan size ama ısınmadan kopmayalım. Gördüğünüz gibi petekle ısınma yapılıyor evin içinde. Ben gece rahat bir şekilde uyudum burada. Ayarlanabilir bir ısısı var. Tam olarak sonuna kadar açılmadığı halde ısısı, ben rahat bir şekilde uyudum. Ama siz geldiğinizde eğer ki hani ısınamıyorum derseniz kendilerine bildirirsiniz. Sizin ısınacağınız şekilde açacaklardır kombiyi. Biraz önce unutmayalım demiştim ya, bir konudan bahsedecektim size. Burası sadece konaklama yeri değil. Burası aynı zamanda, yani Becen Tiny House aynı zamanda bu Tiny House'ların üretimini ve satışını da yapan bir yer. Geldiğinizde burada yakından Tiny House'ları görebilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Becen House'a ulaşmak isterseniz açıklama kısmına hem Instagram linklerini hem de telefon numaralarını bıraktım. Benim Becen House'ta en dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi oturma grupları oldu. Diğer Tiny House'ta da yine bu oturma grubundan kullanmışlar. Yani bu küçük evlere haddinden büyük koltukları koyduklarında ev kasvetli görünebiliyor. Yani fuzuli alan kaplamış olabiliyor koltuklar. Bundan dolayı alanı verimli kullanabilmek adına koltukları da kendileri dizayn edip, tasarlayıp üretmişler ve bu evlere konumlandırmışlar. Evet, küçük, çok konforlu olmayan koltuklar ama oldukça kullanışlı olmuş. Bu arada içlerinde saklama alanları da var. Minderleri kaldırdığınızda oraya bir şeylerinizi de koyabilirsiniz. Evi keşfetmeye devam edecek olursak hemen oturma odasının arka tarafında da yatak odası bulunuyor. İki kişilik yatak mevcut burada. Burada iki cepheye de pencere konumlandırmışlar. Sol tarafta küçük, hemen karşı tarafta da biraz daha büyük iki tane kanadı olan pencere bulunuyor. Bu yatak odasında gardırop da mevcut arkadaşlar. Genellikle benim Tiny House videolarımda soruyorsunuz, gardırop göremedim Özlem, niçin gardırop yok diyorsunuz. Ama bu Tiny House'da gördüğünüz gibi küçük bir gardırop mevcut. Şöyle tavana kadar devam eden bir gardırop. Hem de gardırobun kapağına da ayna koymuşlar. Gayet hoş olmuş. Boy aynası da mevcut burada. Alt tarafta da böyle havluların konulduğu bir raf yapmışlar. Evin genel olarak iç cephesi beyaz olduğundan dolayı oldukça ferah görünüyor. Bu arada yatak odasında da petek bulunuyor. Onu da göstermeden olmaz tabii ki. Benim için buraya organik meyveler koymuşlar. Bahçelerinden topladıkları meyveleri koymuşlar. Çok mutlu oldum gerçekten. Özlemciğim, ben geldim. Hoş geldin Birgül teyzeciğim. Merhaba. Buraya geldiğinizde sizi Birgül teyze karşılıyor olacak arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ya zahmet oldu. Bir kahve molası verelim. Değil mi? Bir görüş. Sohbet edelim. İnşallah. Kahvelerimiz de hazır. Videodan afiyet sonra olsun. Biz Birgül teyzemle sohbetimize devam edeceğiz. Çok tatlı değil mi kendisi ya? Gerçekten ben çok sevdim. O kadar, ay, o kadar sevdim. Sen de çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Ben de çok sevdim. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz. Ne demek? Ağırladığınız için ben teşekkür ederim. Gözlerinden hayat enerjisi fırlıyor. O zaman videonun sonrasında sohbet edeceğiz dedim ama kahveler soğuyacak. Biz ufak bir ara verelim. Biraz sohbetimizi yapalım. Ondan sonra videomuza devam edelim. Kahvemizi içtik, Birgül teyzeyi uğurladık. Ben videoma devam ediyorum. Buraya geldiğinizde yemeğinizi yapabileceğiniz gördüğünüz gibi bir mutfak bulunuyor. İşte ocak olarak şöyle elektrikli bir ocak koymuşlar. Lavabosu bulunuyor. Bulaşık makinesi yok, elinizde yıkayacaksınız. Ya da işte ben yapmak istemiyorum, o zahmete girmek istemiyorum derseniz de alo deyip yemek çağırabilirsiniz dışarıdan. Ha, bu arada şu anda aklıma geldi. Burada yemek hizmeti de veriyorlar. Yani ekstra ücret verip kendilerinden de buranın yöresel, Kayseri'nin yöresel yemeklerinden sipariş verebilirsiniz. Son olarak iki detaya daha değinmek istiyorum ama bunlardan bir tanesi benim çok ilgimi çekti. İstanbul'da yaşıyorum ben.
Asla musluktan su içme gibi bir lüksümüz yok. İstanbul'da yaşayanlar bilirler beni. Burada Erciyes Dağı'ndan gelen kaynak suyu bulunuyor muslukta. Buradan rahatlıkla suyunuzu içebiliyorsunuz. Bir diğer ise burada Wi-Fi hizmeti de mevcut. Rahatlıkla internete girebilirsiniz. Burada da banyo bulunuyor. Lavabonun hemen üst tarafında bir banyoda olabilecek pencerelerin en büyüğü bulunuyor. Şöyle sürgü bir pencere mevcut burada. Tabii ki şöyle jaluzinde de dışarıyla bağlantıyı kesmişler burası mahrem bir yer olduğundan dolayı. Banyodan da çıktık. Mutfağın hemen karşı tarafında bulunan loft kata doğru çıkan merdivenler karşılıyor bizi. Kendilerine de söyledim aslında bu detayı. Bunu dikkate aldılar bir sonraki üretimlerinde. Merdivenden çıkarken şöyle duvara ufak bir tutunabileceğiniz bir tutamaç gibi bir şey yaparlarsa bu merdivenlerden çıkmak daha kolay olacaktır. Ama bu şekilde de tabii ki rahat bir şekilde çıkılabiliyor. Loft katta bir kişinin rahatlıkla yatabileceği bir alan var. Hatta bir kişilikten biraz daha büyük bir alan olduğunu söyleyebilirim burada. Loft katı evin diğer bölümlerinden şöyle gördüğünüz gibi bir panelle ayırmışlar. Bu noktadan giriyorsunuz loft kata. Hemen ayak tarafında da ayak ucu tarafında da minik bir pencere bulunuyor. Loft katta bu şekilde bu evde 3 kişinin yatabileceği, rahatlıkla yatabileceği 2 tane yatma alanı bulunuyor. Sizin için Kayseri'ye geldim. Bu Tiny House'ı keşfettim. Siz de benim için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Aynı zamanda videoma beğeni yapıp yorumda yaparsanız eğer benim etkileşimlerim için çok faydalı bir şey yapmış olursunuz. Beden House'a ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmında onlara ulaşabileceğiniz her detayı zaten bulacaksınızdır. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.